Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı. Lütfi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yeni bir varyant iddiası var. Alfa, beta, gamma ve delta varyantları dışında farklı bir mutasyona rastlandı İzmir'de. Bu yeni varyant söz konusu. Şimdi biraz bunu konuşacağız. Biraz da şimdi okullar da açılacak haftaya. Yüz yüze eğitim başlayacak ama vakalar çok yüksek. Bu durumu konuşacağız ve aşı karşıtlığını konuşacağız. İlk önce şuradan başlayalım hocam. Şimdi yeni bir varyant söz konusu İzmir'de. Siz de bunu açıkladınız. Oradaki o gelişmeler nedir? İlk bunu sorayım size. Olası bir yeni varyantta nasıl tedbirler, nasıl önlemler alınmalı? Öncelikle konuya şöyle bir giriş yapabiliriz. Biliyorsunuz pandemi uzadıkça, salgın devam ettikçe virüsün bir takım mutasyonlar geçirmesi beklenen bir olay. Bu bizzat virüsün doğasında olan bir şey. Ve virüs başından beri çok sayıda mutasyon geçiriyor. Ancak bu mutasyonların çoğu çok önemli mutasyonlar değil. Virüsün yapısında ya da fonksiyonlarında ciddi sorunlara yol açmıyorlar. Ama bazıları virüsün yapısında ya da fonksiyonlarında ciddi değişikliklere yol açıp yeni varyantlara sebep olabiliyorlar. Bu yeni varyantlardan bazıları da kaygı verici varyantlar oluyor. Yani daha hızlı yayılabilen, daha ağır hastalık yapabilen, bağışıklıktan kaçabilen varyantlar olabiliyor ki Dünya Sağlık Örgütü bunları alfa, beta, delta ve gamayı endişe verici, kaygı verici varyantlar olarak sınıflandırdı. Bunlar da bizim ülkemizde var. Eskiden PCR yapıldığında sadece test pozitif ya da negatif olarak sonuçlanıyordu. Yani COVID pozitif ya da COVID negatif diyorduk. Ancak bu varyantlar çıktıktan sonra yeni bir takım kitler geliştirilerek bu önemli 3 mutasyona bakılarak bu varyantların tiplenmesini de kabaca yapabiliyoruz. Yani PCR testinin yanında PCR testi pozitif olanlardan bazılarına örnekleme yapılıyor ve bazı mutasyonlara bakılıyor. Bunların varlığına göre de delta, alfa, beta, gama ayrımı yapılıyor. Fakat son dönemde bu üç mutasyonunda görülmediği, dolayısıyla delta, alfa, beta, gama olarak sınıflanamayan bir diğerleri denilen grup ortaya çıkmaya başladı. Ve bu diğerleri grubu da bir artış gösterdi. Yani %20'lerden %30'lara hatta %40'lara kadar da çıktı. Şimdi bu diğerleri yeni bir varyant mıdır? Yani bizim baktığımız mutasyonların dışında başka bir mutasyon mu var? Yoksa bu testin kendi yapısından kaynaklanan bir eksiklik ya da işte bir yalancı negatiflik söz konusu mu? Örneğin bunlar belki de delta varyantı ama test bunları bir şekilde saptamıyor da olabilir. Biz yeni bir varyant iddiasını dile getirmedik aslında. Şüphesini dile getirdik. Yani böyle bir şeyin araştırılması gerektiği, bu diğerleri denilen belirsiz, tanımlanamayan grubun belirlenmesi ve tanımlanması gerektiğini söyledi. Çünkü bunların sayıları %30'lar, %40'lar düzeyinde. Belirlenme ya da tanımlanma nasıl olabilir? PCR tarama testi bir tarama testidir. Kesinliği yoktur bu şeyde gruplandırmada. Yani delta, alfa, beta olarak gruplandırmada. Dolayısıyla Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan genetik analiz yani genomik olarak bir test edilmesi, virüsün nükleik asit dizininin bakılması bu tanıyı kesin koydurur. Yani bu virüsün kimliği net olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bir yeni bir varyant mıdır? Yoksa mevcut varyantlardan biri olup testin ölçebilme kapasitesinin dışında mı kalmaktadır? Bu konu netleşebilir. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan bu konunun netleşmesini, yeni bir varyant olup olmadığının kamuoyuyla paylaşılmasını istedik. Çünkü bu örneklerin o diğerleri denen grubun Ankara'ya çağrıldığını, istendiğini, belli bir sayıda da bu örneğin Ankara'ya gittiğini ve testin yapıldığını duyuyoruz. Ama sonuçlar açıklanmıyor. O zaman tabii endişelerimizin karşılığını alamıyoruz. Biz bu talebimizi bu yönde oluşturduk. Yoksa yeni bir varyant var, İzmir varyantı çıktı, yeni bir mutasyon. Bunları konuşmak için elimizde hiçbir veri yok. Bu yanlış anlamayı bir kere düzeltelim. Sadece ve sadece bakanlık bunu, evet, bu belirsizliği, bu diğerleri denen tanımlanamayan grubun adının konması adına test yapılması ve sonuçlarının da mutlaka kamuoyuyla paylaşılmasını istedik. Evet hocam, buradan şeye de gelmek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi okullar da açılacak. Yüz yüze eğitim kararı alındı.
Ama yani şimdi şöyle bir durum yaşıyoruz Türkiye'de. Vakalarda hafif işte normalleşmeye geçiş süreci genelde yaz ayı oluyor. İşte ikinci yazı geçirdik. İlk açılan sektör turizm sektörü oluyor. Kapanma döneminde de ilk kapanan yer ise eğitim kurumları oluyor, okullar oluyor. Şimdi yüz yüze eğitimde başlayacak. Vakalar da çok yüksek. Nasıl olacak bu iş? Bu yüz yüze eğitim tamam olması gereken bir şey. Çok zaman da kaybı da yaşandı bu 2 yılda eğitim alanında özellikle. Ama biraz kaygı verici bir durum da söz konusu. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Okulların açılmasını. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi evet bu pandemi süresince eğitime çok ara verdik. Yani Türkiye okullarını en uzun süreyle kapatan ikinci ülke. Ve eğitimin bu kadar aksaması gerçekten rahatsız edici bir durum. Çocuklarımız okula gidemediler. Gerek sosyal, gerek fiziksel, gerek ruhsal gelişimlerinde ciddi sorunlar ortaya da çıktı. Burada tabii şunu gördük. Yani pandemi başladığı zaman ilk kapatılan okullar oldu ve en son açılan okullar oluyor. Bakın bu pandemi vakalarının en yoğunlaştığı dönemde bile AVM'leri kapatmadılar. Ya da pandemi biraz kontrol altına alındığında okullar açılmamasına karşın kafeler, restoranlar açıldı, düğünler, taziyeler aynen devam etti. Dolayısıyla bir kere burada bizim eleştirmemiz gereken temel nokta pandemi yönetiminin eğitimlerin devam etmesi yönündeki iradesi. Yani böyle bir iradenin olması lazım. Yani bu yönde çaba sarf edilmesi lazım. Doğrudur, şu dönemde belki sonbaharda dördüncü bir pike doğru gitme de söz konusu. Bazı bilim insanları bunlardan da bahsediyorlar. Şimdi baktığımız zaman eğitimin devam edebilmesi için tabii ki bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi başta eğitimde çalışanlar yani öğretmenler, yardımcı eğitim personeli, hatta kantin ve yemekhane çalışanlarından servis şoförlerine kadar ve tabii ki öğrencilerin yaşadığı ortamdaki veliler ve evdeki diğer bireylerin aşılanması gerekiyor. Burada baktığımız zaman öğretmenlerin kabaca %70 oranında aşılandığını görüyoruz ki eğitim senin sonuçlarına göre yaklaşık 250 bin öğretmen daha aşılanmış. İkincisi okullar eğitime ne ölçüde hazır? Örneğin bu enfeksiyonun hangi koşullarda nasıl yayıldığı konusunda oldukça bilgi sahibiz. Kapalı ortamlarda, iyi havalanmayan mekanlarda yayılım çok daha hızlı oluyor. Özellikle fiziksel mesafeye de dikkat edilemezse daha fazla bir yayılım görebilmekteyiz. Şimdi dersliklerimizin durumu, sınıf mevcudiyetleri, dersliklerin havalanabilirliği, okulların altyapısı, hijyenik koşulları, lavabo, tuvalet gibi durumlar bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Buna yönelik de bir eğitim planlaması yapılması lazım. Gerekirse sınıflar seyreltilerek ikili üçlü eğitime geçilmesi, hatta haftada 5 gün değil 7 günlük bir eğitimle bunu bölerek 3 gün bir bölümüne, 4 gün bir bölümüne verebiliriz. Bununla ilgili artacak öğretmen istihdamı için atama bekleyen öğretmenlerimizin hızla atanması sağlanabilir. Keza yemekhaneler, kantinler, toplu taşım yani daha doğrusu öğrenci servisleri pandemiye uygun hale getirilebilir. Örneğin açık havada hızlı bir şekilde yemek yenmesi belki sağlanabilir. Teneffüslerde mutlaka sınıflar havalandırılabilir. Öğretmenlerin ya da öğrencilerin maske kullanımı konusuna çok dikkat edilebilir. Kalabalığı azaltmak adına okula giriş çıkışlar ya da ders saatleri, teneffüs saatleri farklı saatlere kaydırılabilir. Buna benzer birçok tedbir alınabilir. Keza öğrenciler ya da okuldaki eğitimde görev alanlar belli aralarla aşılı olsalar bile de taranabilirler. Olası bir enfeksiyon konusunda gerekli filyasyon çalışmaları sürdürülür. Çocukların ya da öğretmenlerin eğitimde görev alanların herhangi bir enfeksiyonluk durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulacak bir koordinasyonla erken önlem gerekirse okulun izolasyonu ya da karantinaya alınması gibi tedbirler konabilir. Yani bütün okulları kapatmak yerine belli bir bölgede çıkmışsa sadece o bölgedeki okulu belki kapatabiliriz. Ama salgın gerçekten ciddi bir boyuta çıkmışsa tabii ki eğitime arada verilebilir. Yani bütün bunların bir okulları açık tutmak iradesiyle değerlendirilmesi gerekir. Salgın ciddi bir boyuta ulaştığında okulların bundan etkilenmemesi gibi bir durum olmaz. Ama deneyimler şunu gösteriyor. Yani okulların açık olması çoğu zaman salgını şiddetlendirmiyor. Ama şiddetli bir salgın varsa
Tabii ki bunlarda okulların durumunun çok ciddi değerlendirilmesi lazım. Ve bir kapatılma gündeme gelecekse en son kapatılması gereken kurumlardan biri olmalı okul. Şimdi düşünün ki bizler okullarımızı kapattığımız halde AVM'leri açık tuttuk, kafeleri Evet. açık tuttuk. Çocuklarımız, gençlerimiz buralarda okullarda olamayan belki sosyal etkinliklerini gerçekleştirdiler. İşte parklara, şeylere, eğlence merkezlerine, işte bilgisayar salonlarına gittiler. Bu çok uygun bir şey değil. Yani okulu kapatıp da AVM'leri açık tutma mantığını açıklamak çok kolay bir olay değil. Kısacası bu değerlendirilir, izlenir, bu dinamik bir süreç. Yani bir takım tabii ki bir okulları açık olma iradesinin bulunması gerekiyor ama duruma, şartlara göre yeniden değerlendirmeler yaparak yeni bir takım kararlar da alınabilir. Aslında iyi tedbirlerle, sağlam tedbirlerle okulların kapanmasının önüne geçilebilir. Burada bir ek ilave, mesela Avrupa'da durum tam tersiydi Türkiye'ye göre. Okullar açıktı mesela. Evet, çok Evet. en pik ulaştığı zaman 2 haftalık bir kapanma oluyordu. Okulları kapatıyorlardı, online'a geçiliyordu. Vakaları düşürdükleri zaman tekrardan açıyordu. Tabii ki de kafeler, AVM'ler kapalıydı. Bunu da ek ilave yapayım. Hocam, şimdi bu noktada aşı durumuna da gelmek istiyorum son olarak. Şimdi birinci doz aşıda %75'i geçtik Türkiye olarak. İkinci dozda da %50'lere geldik. 50'yi de geçmiş olabiliriz. Ama bir yandan da ciddi derecede bir aşı karşıtlığı propagandası yapılıyor. İşte bunu daha çok biz sosyal medyadan tanıklık ediyoruz. Oradan duyuyoruz, görüyoruz. Normal hayatın içerisinde de, pratik yaşamda da denk geldiğimiz şeyler artık olmaya başladı, aşı karşıtlığı. Hocam, yani biz bu süreçten nasıl çıkabiliriz? Aşı olmak, aşı karşıtlığının önüne nasıl geçebiliriz? Artık bunu konuşmaya başladık bir yerden sonra. Bununla ilgili de ne söylemek istersiniz? Öncelikle şu açıklanan sayıları bir netleştirelim. Türkiye'de şu anda toplumun sadece %43'ü 2 doz aşısını olmuş durumda. Burada bakanlıkta yapılan açıklamalarda şöyle bir algı yanlışlığı oluyor. Bir tek doz yapılmış aşının bir anlamı yok. Yani tek doz aşılı oranını %80 ya da %90 olarak açıklamanın pratik bir karşılığı yok. Çünkü bunun %30 ya da %50 olması size bir fayda sağlamıyor. Burada bağışıklığın nasıl olduğunu biliyoruz. 2 doz aşı olması gerekiyor. 2 doz aşı olan oranı konuştuğumuzda ve bunu sadece 18 yaş üstü nüfusta konuşamayız. Artık 12 yaş üstünü aşılamayı hedefledik. Dolayısıyla tüm toplum nüfusuna göre baktığımızda şu anda Türkiye'nin %42'sinin ya da %43'ünün aşılandığını söyleyebiliriz için. Şu anda delta daha bulaşıcı olduğu için alfa varyantına göre toplumsal bağışıklık elde edebilmek için aşılanma oranının en az %80'ler düzeyinde olması gerektiğini söylüyor bilim insanları. Dolayısıyla biz aşılamamız gereken hedefin daha yarısını aşılamış durumdayız. Bir kere bunu aklından çıkarmıyor. İkincisi, aşıyla ilgili sorun yaşayan 2 kesim var. Bir, aşı karşıtları var. Bu aşı karşıtları olaya artık ideolojik yaklaşıyorlar. Yani bütün kanıtları da önüne sunsanız onları ikna edebilmeniz mümkün değil. Yani felsefi olarak böyle kesinlikle aşıyı reddediyorlar. Ve bütün çabalarımıza rağmen ne yazık ki bu kesimin iknaya açık olmadığını görüyoruz. Neyse ki bu kesim oldukça küçük bir kesim aslında. Fakat sosyal medyada oldukça etkinler. Oldukça bir etki güçleri var. Diğer grup daha geniş, daha büyük bir grup. O grup eksik bilgilenme, yanlış bilgi ya da özellikle bu pandemi sürecinde yaşanan bir sürü yanlış süreçler sonrasında yönetime karşı güvenini kaybetmiş bir grup. Yani bir şey söylendiğinde daima temkinli yaklaşan, daha güvendiği isimlerden, daha güvendiği kuruluşlardan, daha güvendiği kişilerden aşı olma yönündeki telkinleri daha önemseyen kesimler. Bunlara da mutlaka ulaşılması gerekiyor. Bunların eksik ya da yanlış bilgilerinin kanıta dayalı bilgi açısından doğrulanması ve tatmin edici, doyurucu bilgilerle bu kişilerdeki tedirginliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konudaki en önemli kanıt şu. Şu anda baktığımız zaman yoğun bakımlarda yatan ya da kaybettiğimiz olguların %90'ından fazlası aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kesimdir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden yakın bir dönemde açıklama yapıldı. Yoğun bakımda kalan ya da ölenlerin %99'u aşılanmamış kesimde var. Ve ben üzülerek şu bilgiyi paylaşabilirim. Sağlık çalışanlarının
son dönemdeki meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının büyük bir çoğunluğu aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kesimler. Dolayısıyla bundan daha net bir kanıt olabilir mi? Yani yoğun bakımlara baktığınızda, vefatlara baktığınızda bunların %90'ından fazlasının aşılanmamış olduğunu gördüğümüz halde olsun aşı olanlar da hasta oluyor diyerek aşı olmamak hani mantıklı bir yaklaşım değil. Tabii ki aşılar %88, %90 bir oranda koruyorlar. Aşı olsak da hasta olabilme ihtimalimiz az da olsa var. Ama aşı olduğumuz zaman yoğun bakıma ya da vefat Allah korusun olma durumları çok çok daha azalıyor. Ve aşı olsak bile korunmaya devam etmemiz gerektiğini de söylüyoruz. Ve şu anda elimizde başka bir silah yok. Pandemiden çıkışta en önemli anahtar aşı. Bütün bunlar apaçık belliyken tedirginliğin ben açıklanabilir bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Ve her gün yoğun bakımlarda yatarken aşı olmadığından pişmanlık duyarak vatandaşları aşıya çağıran hastalarımızın herhalde en önemli ikna edici unsurlar olması gerektiği kanısında. Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfü Çamlı ile birlikteydik. Bugün başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.